Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte AMD Radeon R7 260'ın GTA 5 performansına bakacağız. Evet, elimizdeki bir inceleme örneği, Engineering Sample, herhangi bir markası yok sevgili izleyiciler. 1 GB belleği var kendi üzerinde. Giriş orta seviyeye gelen, aslında biraz orta seviyeye yaklaşan bir ekran kartı. R7 260, şimdi PCI Express slotumuza takacağız ve de performansına bakacağız. Bir adet 6000'lik güç bağlantısı var sevgili izleyiciler. Ekran kartımızın çalışması için bu gücü bağlıyoruz. Monitörümüzde arka taraftaki giriş çıkışlardan birine bağlayacağız. Peki bağlantı seçeneklerimiz neler? Ali, DisplayPort çıkışımız var. HDMI ve DVI. Yani 3 seçeneğimiz de var sevgili izleyiciler. DVI hem dijital hem analog destekli olduğu için eski VGA bir monitörünüz varsa bunu adaptör aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Ancak bizim tavsiye ettiğimiz bağlantı her zaman DisplayPort. İşletim sistemimiz Windows 10, sürücümüz AMD'nin 15.7.1 sürücüsü. Evet, bu sürücüyle çok memnun kaldık. Gerçekten yüksek performans elde ediyoruz. Windows 10'un bu arada 64 bit sürümünü kullandığımızı belirtelim. Bu orijinal ayarlarında 800-600 çözünürlükte bazı ayarları vermiş sevgili izleyiciler. VSync'i FPS kısıtlamasını engellemek için kapattık. Evet, diğer ayarlara dokunmadık. Bakalım bize ne ayarlar sunuyor oyun bu kart için. Şimdi gerçekten kısık ayarlar zaten tavsiye ediyor Recep. Reflection Quality high yapmış. Bence diğer ayarları normal yaptıktan sonra pek de gerekli değil onu yükseltmesi, evet. Ama neyse, diğer ayarlara baktığımız zaman en düşük ayarlarda olduğunu görüyoruz. Zaten kartın 1 GB belleğini artık tamamen doldurup hatta biraz da üzerine taşıyor. Evet. Şimdi bakalım bu ayarlarda bize nasıl bir performans sunacak. Ayarları biraz yükseltelim oyuna girmeden önce. Yani Recep, benchmark'ta gerçekten en düşük ayarlarla birlikte oyun açtı coştu. 100 FPS verdi. Ama grafik kalitesinden de bayağı fedakarlık etmiş olduk. Evet, şimdi 2 GB birlikte bakalım ne kadar yükselebileceğiz. Ayarları bir high yapmayı deneyelim. Bakalım. High yaptığımız zaman gerçekten kaldıracak mı? Hadi gölgeler sharp'ta kalsın. Evet. Prosthetics normalde kalsın. Anisotropic Filtering, Ambient Occlusion ve Tessellation ayarlarını açalım. Ama alt seviyede bir açalım kapalıyken.
Valla ayarları bayağı yükselttik. Evet Recep, oyun içi, FPS akıcı, grafikler güzel. Yani özellikle texture kalitesini arttırdıktan sonra, doku kalitesini arttırdıktan sonra bu kadar bir FPS beklemiyordum ben. Valla Recep, beklentimizin üzerinde gayet güzel akıcı bir çalışması var. Tabi araca binince göreceğiz. Şimdi ayarları oyun içerisinde tekrar göstermek istiyorum. Şimdi FXA, MSA gibi ayarlarımız, çok zorlayıcı ayarlarımız açık değil. Evet. Ama Population Density, Variety ve Distinct Scaling gibi ayarlarımızı açtık sevgili izleyiciler. Texture quality'mizi high'a getirdik. Alttaki diğer ayarlarımızla yansıma kalitesinden su ve gölgelere kadar high ayarları getirdik. Daha önce kapalı olan bazı ayarlarımızı da normal ve temel seviyede anisotropik filtering'i mesela X2'yi de açtık. Evet. Bunlar gayet güzel ayarlar. Yukarıya baktığımız zaman uyarı olarak 2190 MB'a 1024 MB gibi bir uyarı var. Yani istediği RAM'in sahip olduğumuz RAM'in iki katını burada kullanıyoruz. Ekran kartı belleği olarak. Tabii ki bakalım bizde nasıl bir dönüşü olacak, takılmalar olacak mı? Vallahi Recep yani eninde sonunda bir dönüşü olacaktır ama şu an gayet güzel duruyor. Çünkü ekran kartı belleği sınırda seyrediyor. 952 MB, 960 MB yani tam 1 GB'ın üzerine versek oyun bunu rahatlıkla kullanacak ama şu an çıkamıyor çünkü fiziksel olarak limitlerdeyiz. Evet. Ama FPS konusunda bir takılma görmüyorum ben. Evet, R7-260'ın yani daha yüksek bellek sürümü kullanılabilir. Şimdi bizimkisi tabi referans tasarım bir mühendislik örneği olduğu için sevgili izleyiciler. Evet. Doğal olarak piyasada satılan kartlarda biliyorsun pazarlama hamlesi olarak her şeyden önce RAM arttırılır. Kesinlikle 2 GB bellek konulmakta biz AMD'nin referans kartını kullanıyoruz. Solus'ta MSI Afterburner ile değerleri görüyoruz. GPU sıcaklığı şu anda 72 derece. GPU'nun tamamından yararlanabiliyoruz. Yani ekran kartımızın %100'ünü kullanıyoruz. Fan hızı %46, 2300 devirde dönüyor fanımız. GPU frekansı 1 GHz. GDDR kullanımı 958 MB şu anda ve FPS'imiz 60'a yaklaşıyor. Şu anda 61-62 civarında seyretmekte. RAM kullanımı, bilgisayarın kendi RAM kullanımı 6 GB'ın üzerinde. Evet, açık yolda ben bu arada gitmeye devam ediyorum Recep. Yani öyle bariz bir takılma falan hissedilen bir şey henüz yok. Evet Ali. O zaman ayarları artıralım Ali. Ayarları artıralım, o takılmayı yaşayalım diye diyorsun Recep. Evet. Görelim bakalım. Şimdi tekrar bir ayarlarımıza girelim. FXA'yı açalım. MSA'yı açalım. Çarpı 2X'e getirelim. Alt kısımdaki diğer ayarlarımıza baktığımız zaman Reflection MSA'yı açmayacağım. Çünkü yansımalarda bir de yapmasına gerek yok. Evet. Anisotropic Filtering'i biraz açabiliriz istersen. 4X'e çıkartalım şimdilik. Zaten evet. Limitlerin üzerinde gidiyoruz. Bakalım ne olacak. FPS civarında oynamaya devam edebiliyoruz oyunumuzu. 35'e kadar düştük. Yani 30 FPS'ye yaklaştığımızda yerler iyidir. Çünkü kalabalık olan yerde üzerinden 3 ila 5 FPS bunun daha eksilince biliyorsun yine 30'un altına düşmek istemiyoruz. Tam 30'a evet. Geldiğimiz zaman çok limitte oluyoruz. 23'te olduğu zaman da hala akıcı görüntü görünüyor ama aradaki FPS düşüşlerine çok bariz takılıyor. İdeal minimum değer olarak 30 FPS'yi görmek istiyoruz. Şu an üzerindeyiz. Evet ve 1 GB ekran kartı belleği de şu andaki ayarlarımız için fazlasıyla yeterli. Yani Recep, sürücüyü güzel bir şekilde ayarlamışlar. Ekran kartı belleğin üzerine çıkmaya çalışıp takılmıyor bir şekilde. Kendisini kontrol ediyor. Bir etrafa bakıyorum şu an, yani kırsal bir alandayız. Çevrede ağaçlar var, objeler var, akan bir trafik var. Bayağı yoğun, hızlı bir şekilde araç kullanıyoruz ve buna rağmen herhangi bir takılma olmuyor. Evet. Gerçekten R7-260'da da 1080p'de Full HD'de ayarlarımızı yükselterek GTA 5'i rahatlıkla oynayabiliyoruz. Evet, sizler birlikte R7-260'ın GTA 5 performansına baktık. Bir başka performans videosunda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.